Sağlıklı Enlikler'den herkese merhaba. Bu videoda konumuz Hashimoto tiroidi. Profesör Doktor Berçem Ayçiçek, Lee Hospital Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı. Hashimoto hastalığı, tiroid bezini etkileyen kronik ve otoimmün bir hastalıktır. Vücutta normalden düşük tiroid hormonu düzeylerinin görülmesine yol açar. Bu da vücudun çeşitli bölgelerini etkiler ve yorgunluk, kilo alma, kabızlık ve benzeri semptomlara neden olur. Hashimoto hastalığının tedavisi ilaçla yapılabilir. Hashimoto hastalığı, hipotiroidizm adı verilen az çalışan tiroid, duruma neden olabilen bir otoimmün hastalıktır. Yaşam boyu devam eden kronik bir durumdur. Tiroid, boynun ön kısmında cildin altında bulunan küçük kelebek şekline benzer bir bezdir. Endokrin sistemin bir parçasıdır ve tiroid hormonlarını salgılar. Tiroidin asıl görevi metabolizmanın hızını kontrol etmektir. Metabolizma, vücudun tükettiği gıdayı enerjiye dönüştürme sürecidir. Metabolizmayı düşününce ilk olarak kilo alımı veya kilo kaybı kavramlarını değerlendirmek yaygın olarak yapılan bir hatadır. Çünkü bu süreç kalp ve beyin de dahil olmak üzere vücuttaki her organı etkiler. Hashimoto hastalığı olan çoğu vakada tiroid bezi, vücut için yeterli miktarda tiroid hormonu üretemez. Bu durumda metabolizmanın yavaşlamasına ve çeşitli semptomların ortaya çıkmasına neden olur. Hashimoto hastalığı ismini 1912 yılında hastalığı keşfeden Dr. Hukaru Hashimoto'dan almıştır. Hashimoto hastalığı hem halk arasında hem de tıp camiasında farklı isimlerle de bilinir. Hashimoto hastalığının diğer isimleri şunlardır. Hashimoto tiroiditi, kronik otoimmün tiroidit veya lenfositik tiroidittir. Hashimoto belirtileri nelerdir? Her hastalıkta olduğu gibi Hashimoto tiroidi de her vakada farklı şekillerde ortaya çıkar. Her kişinin belirtileri bir diğerinden farklı olabilir. Ancak yaygın görülen Hashimoto belirtileri şu şekilde gruplandırmak mümkündür. Guatr. Guatr tiroid bezinin büyümesidir. Guatr'lı hastanın boynunda bir çıkıntı görülür. Bu çıkıntı zararlı bir kitle ya da kanser değildir. Ancak günlük hayattaki yutma, nefes alma veya konuşma gibi işlerde zorlanma veya ağrı gibi sorunlara neden olabilir. Hastanın hayatını zorlaştırabilir. Etkin olmayan tiroid. Hastanın tiroid bezi yeterince tiroid hormonu üretmediğinde sıralanan belirtilere neden olabilir. Yorgunluk, kas güçsüzlüğü, kilo alımı, soğuğa hassasiyet, depresyon, saç ve ciltte değişim görülmesi. Aşırı aktif tiroid. Tiroid antikorlar tarafından saldırıya uğradığında, otoimmün hastalıklarda olduğu gibi, başlangıçta daha fazla tiroid hormonu üretebilir. Buna hajitoksikoz denir. Her vakada görülen bir durum değildir. Ancak hajitoksikoz olduğu zaman şu belirtilerde görülebilir. Sıcağa hassasiyet, kalp atış hızının artması, terlemek, kilo kaybı, titreme, endişe, bu belirtiler her Hashimoto tiroidi olan hastada kendini aynı şekilde gösteremez. Bazen belirtiler diğer sağlık sorunlarına da benzeyebilir. Bu nedenle hastalığın teşhisinin konulması için bir uzman hekime başvurmak daha sağlıklıdır. Hashimoto neden olur? Hashimoto tiroiditi otoimmün bir hastalıktır. Yani kişi bu hastalığa sahipse vücutta bulunan bağışıklık sistemi hücreleri vücudun kendisine saldırıyor demektir. Normalde bağışıklık sistemi vücudu bakteri ve virüsler gibi zararlı dış etkenlere karşı korur. Ancak Hashimoto hastalığında bu durum şu şekilde değişir. Bağışıklık sistemi. Nedeni bilinmemekle beraber tiroid dokusuna saldıran antikorlar üretir. Tiroidde çok sayıda beyaz kan hücresi, özellikle lenfositler birikmeye başlar. Bu birikim iltihaplanmaya, tiroiditit neden olur ve hastanın tiroidine zarar verir. Zamanla bu hasar, hastanın tiroidinin vücudun ihtiyaç duyduğu yeterli tiroid hormonunu üretmesini engelleyebilir. Bu da hastada tiroidizme yol açar. Ancak Hashimoto hastalığı olan herkeste hipotiroidizm gelişmesi beklenen bir durum değildir. Hashimoto risk faktörleri nelerdir? Hashimoto hastalığının nedeni tam olarak bilinmemekle beraber bu hastalık için belli başlı risk faktörlerinden bahsetmek mümkündür. Cinsiyet. Hashimoto, erkekleri ve erkek anatomisine sahip insanlara göre yaklaşık 7 kat daha fazla kadını ve kadın anatomisine sahip insanı etkiler. Bu nedenle bazı uzmanlar Hashimoto hastalığında seks hormonlarının rol oynayabileceğini savunurlar. Yaş. Hashimoto hastalığı en sık 30-50 yaş arasında kadınlarda görülür.
Diğer otoimmün hastalıklara sahip olmak, romatoid artrit, lupus veya tip 1 diyabet gibi otoimmün bir hastalığa sahip olmak, kişinin Hashimoto'ya yakalanma riskini artırır. Aşırı iyot. Bazı araştırmacılar, kimi ilaçların ve vücudun tiroid hormonları üretmek için ihtiyaç duyduğu bir eser element olan iyodun fazlalığının tiroid hastalığını tetikleyebileceğini öne sürmektedir. Radyasyona maruz kalma. Japonya'daki atom bombaları, Çernobil nükleer kazası ve Hodgkin hastalığı için radyasyon tedavisi gibi durumlarda radyasyona maruz kalan kişilerde tiroid hastalığı vakalarının görülmesinde artış rapor edilmiştir. Hashimoto tanısı nasıl konulur? Uzman hekim öncelikle hastanın guatr olup olmadığını kontrol eder. Hastanın tıbbi hikayesini alıp şikayetlerini dinler. Ayrıca hekim gerekli gördüğü durumda aşağıda sıralanan kan testlerinden bir veya daha fazlasını isteyebilir. Tiroid uyarıcı hormon TSH. Kan değerlerinde bakılan bu test, beyinde hipofiz bezi adı verilen küçük bir bez tarafından üretilen TSH adlı hormonu kontrol eder. Vücutta yeterli tiroid hormonu bulunmadığında hipofiz bezi tiroide daha fazla hormon üretmesini söylemek için TSH gönderir. Hastanın kanında TSH düzeyi yüksekse hipotiroidizm olabileceği anlamına gelir. Tiroksin T4 testi. Bu kan testi hastanın vücudundaki T4 adı verilen ana tiroid hormonunu ölçer. Kişinin kanında çok az T4 varsa bu TSH testinin bulgusunu doğrular ve hastanın sorununun tiroidin kendisinde olduğu anlaşılır. Antikor testi. Hashimoto dışında başka hastalıklar da hipotiroidizme neden olabilir. Bu sebeple hekim tiroidinin nedeni konusunda emin olmak için bir antikor testi isteyebilir. Test tiroid peroksidozuna karşı bir antikorun varlığını gösterirse hastanın Hashimoto tiroidi olduğunun güçlü bir kanıtı olmuş olur. Hashimoto teşhisini doğrulamak için uzman hekimin birden fazla antikor testi yapması gerekebilir. Hashimoto tedavisi nasıl yapılır? Hashimoto tiroidinin tek bir tedavi yöntemi yoktur. Uzman ekip değişkenleri de göz önünde bulundurarak her bir hastaya ve o hastanın durumuna özel bir reçete oluşturur. Yaş, genel sağlık ve tıbbi geçmiş, hastanın durumunun ne kadar kötü olduğu, hastanın tedaviye uyumu ve hastanın tedavi konusundaki fikri tercihi. Hashimoto hastasının tiroid hormon düzeyi normalse tedaviye ihtiyacı olmayabilir. Ancak Hashimoto tiroidini sıklıkla az aktif bir tiroid beziyle seyreder. Bu durumda da medikal tavsiye gerek olur. Hastaya ilaç tedavisine başlanabilir. İlaç kaybedilen tiroid hormonunun yerini alır ve böylece hastanın hastalığa bağlı ortaya çıkan semptomları durur. Ayrıca hastanın guatr varsa ilaç onu da hafifletebilir. Bazı vakalarda guatr belirtileri düzelmezse guatr'ın alınması için ameliyat planlanabilir.